Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle üniversitelerin online eğitim için yapmış olduğu hazırlıklardan bahsedeceğiz. Bir ay önce zaten size bahsetmiştim. Bunlarla ilgili gelişmeler var. Sizin yorumlara yazdıklarınız var. Bu nasıl planlamalar var? Ne doğrultuda ilerliyor? Bugün bu videoda bunu konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Hem bizi teşvik etmiş oluyorsunuz hem de bu haberlerden ve sohbetimizden bizimle birlikte oluyorsunuz, sohbetimize katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir ay öncesi vermiş olduğum haberde üniversitelerin hazırlık yapmamasına yönelik bir şikayet vardı. Hani hep yukarı yönetimlere kızıyoruz ama alt yönetimlerde de üniversiteler öyle bir durumdaydı ki örümcek ağlarıyla kaplanmıştı. Kampüsler hiç hazırlık yapılmamıştı, hiçbir ödenek hazırlanmamıştı, sınıflar hazırlanmamıştı. Bu öğretim kadrolarına kadar inebilir yani bu detayda öğretim kadroları da açılmayacak diye bekliyordu. Şimdi online için şöyle bir hazırlık var. Söylediğim gibi ihale arkadaşlar. İhaleleri açıyorlar. Sınıfları eş zamanlı eğitime hazırlıyorlar. Eş zamanlı eğitimde şöyle bir durum olacak. Sınıfta hoca dersini verecek. İsteyen sınıfa gelecek. İsteyen de uzaktan bu takibi yapacak arkadaşlar. Bu bence en kıymetli. Zaten online isteyenin de yüzde isteyenin de ortak noktası bence eş zamanlı eğitim. Çok sağlıklı. Bundan sonraki süreçte yüz yüzeden dönülecek durum eş zamanlı olur. Online'dan da dönülecek ilk partide eş zamanlı eğitim olacak diye düşünüyorum. Şimdi üniversiteler bunlarla ilgili ihaleler açıyor. Sayfalarında ben size söylemiştim, ihale sayfalarınızı takip edin. İlk önce araştırmacı arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten girip bakanlar var, yorumlara yazmışlar. Bazı üniversitelerde var, bazılarında yok. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Birinci olarak 3 tane stil var üniversitelerde şu an. Bazı üniversiteler idari işleriyle bunu çözümleyerek eldeki idari kadroyla yine para harcamayalım her zamanki gibi. Bizde kalsın. Hani şöyle bir durum vardı ya. Zoom üzerinden bir eğitim yapıyordu bir üniversitemiz. Özel bir üniversitemiz, böyle kişi başı 60-70 bin lira alan bir üniversitemiz. Zoom üzerinden 30 dakikalık yayını kapatıp açtıran. O tip yani masraf yapmadan çözmeye çalışan var. Bazıları altyapı düzenleme ve kampüs altyapı güçlendirme adı altında ihale açıyor. Şu an Işık Üniversitesi'nin ihalesini gösteriyorum size bir örnek olsun diye. Diğer üniversitelerde de var bu durum. Bir de üçüncü olarak da arkadaşlar YÖK'ün bundan bir 4 sene önce üniversitelere ihaleyi şart koşmuştu. Ne yaparsanız yapın, tuvalet kağıdı bile alsanız ihale yapacaksınız. Ama tabii ki bizim burası Türkiye simülasyon olduğu için çoğu üniversitemiz bundan da kaçmayı başarmıştı. Bu kaçış yollarıyla kendi istedikleri kişilere bu işleri yaptırıyor. Yani ihale açmadan ya da el altından ihale yaparak bu durumu çözüm arıyorlar arkadaşlar. Üniversitelerde şu an eş zamanlı eğitim için harıl harıl çalışma var. Kasım ayında büyük ihtimal bununla ilgili bir gelişme olacağını düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Şu an gördüğünüz videoya gider ve yukarıdan da hemen abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Bu haberlerden daha hızlı haberdar olursunuz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.